Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz Gurbette Bir Gelin kanalıma hoş geldiniz. Hepinize günaydın. Saat çok erken. Bizler kahvaltıya hazırlanıyoruz. İbo oturdu bile. İlknur'la beraber kahvaltımızı hazırlıyoruz. Merhaba İbo, nasılsın? İyi misin? Elhamdülillah, sen? Ben de iyiyim. Çok şükür. Saat 10'u geçiyor arkadaşlar. Çünkü ilaçlarımı aldım. Belki 11.30-12 olabilir. Bir şimdi kahvaltıya geçelim. Ondan sonra bakalım. Gün bize neyi gösterecek? Hep beraber, sizinle beraber göreceğiz. Ben bugün kahvaltı yapmayacağım. Sadece kahve içmek istiyorum. Çünkü ben sabah erkenden onlar yatarken kahvemi içtim. Kahvaltımı yaptım. Şimdi bir tek kahve içeceğim. Çocuklar da kahvaltısını yapıyor. Sadece kahve içmek istiyor ve hala başım ağrıyor. Başımın ağrısı durmadı. Ne kadar oturuyorsun? Bugün benden İlknur istedi. Esasında bugün değil. Bayağı bir oluyor. 2-3 hafta oluyor mu? Yıllar oluyor. Seneler geçiyor, seneler. Hadi canım, ömrüm geçiyor, ömrüm. Hadi canım, siz de atmayın ya. Ne istiyordun İlknur, sen söyle. Hamburger. Hamburger istiyor. Anne hamburger yap, anne hamburger yap. Hafta içi yapayım diyorum. Hafta içi de bizim işçilerimiz geliyor. Hani saatleri... Bir saatte gelmiyorlar eve. O yüzden hamburgerde sıcak yenilmesi gereken bir öğün olduğu için hafta sonuna denk getireyim dedim. O da bu hafta sonu olacak inşallah. Şimdi böyle beraber esasında buzluğunda kıymam var. Tavuk göğsü de var ama ben çıkarmadım. Taze alayım dedim. Hani buzluktan çıkarıp yapmayayım dedim. Şimdi bu ile beraber inşallah diyeyim. Kasaba gideceğiz. Oradan azıcık kıyma alalım İbo. Az alacağım. Öyle çok hani 2-3 kilo değil. 1 kilo kıyma alsak çok mu olur? Yok. Esasında kıyma çekiyor. Değil mi? Kendini yani çekiyor. Tavuk da yaparız. Tamam, tavuk da alacağım işte. Tavuk göğsü. Hı. Yarım kilo tavuk göğsü alırım ya da 1 kilo alırım ya. Yarım kiloya ne gerek var? Yarısını at buzla. Değil mi? Göz. Yani ya da çocuklar kaldı mı yiyor arkadaşlar, böyle tost makinesine koyuyorlar, yiyorlar. Ama gitmeden önce ben hamurunu yoğurmak istiyorum. Hamur yapma. Ekmek yapmayayım mı? Ekmek neye koyacağım? Alalım. Protein. Hamur ekmeği mi istiyor? Hamburger ekmeği mi? Nereden alacağım onu? Onu ben Türk bakkalından aldıydım. Yok. Bakarım yine Türk bakkalına. Eğer var ise alırım. Aynen. Esasında ben hamurunu yapıp gitmek istiyordum. Evde el mayası alsın, güzel olur diye, ama burada hazır ekmek istiyor. Protein al. Protein ne? O hamburger ekmeği, bak Hüseyin bile biliyor. Hamur ekmeği bir olmuyor bu ya. Katıyorum ben canım. Aynen. Siyah ekmek al istersen. Buydalı. Ay. Neyse, bakarım artık, Türk marketinden bulamazsam ekmek gelince yoğururum. Biraz geç yeriz hamburgeri. Çünkü hamurun beklemesi lazım. Bekledi mi daha güzel oluyor. Olsun, bakarız. Değil mi kızım? Aynen. Kızımın canı sağ olsun. Öyle istiyormuş. Hmm. Değil mi? Aynen. Ne oldu Hüseyin, darıldın mı? Sen ne istiyorsun lo? Sen ne istiyorsun oğlum? Doğru yalan söyle. Neyse arkadaşlar, ben kapatayım, kahvemi içmeye devam edeyim. Bizimkiler de kahvaltıya devam etsin. Sonra inşallah, bilmiyorum, alışveriş yerinde açar mıyım, çeker miyim? Bakalım, görüşürüz. Ya sos, alles mit sosis gemacht. Valla danke, hepsi sosisle çıktı. Arkadaşlar şunlara bakın ya, ne kadar aldıysam hep sosis geldi ya. Thank you.
Nereye geldik İbo? Nereye geldik? Kasaba geldik. Kasabımıza geldik. Aynen. Bizi bekliyormuş abim. Bir haftadan beri de neredesiniz? Evet, gelememiştik. Şimdi aynen, burayı da çekeceğim size. Hamburg'da, Altona'da Doğu Türk et kasabı diye yazıyor şurada. Mezbaneleri de var. Tavsiye ederim. Evet. Başka yerden de almam. Aynen. Şimdi içeri girelim bakalım neler var neler yok. Hem de ben tavuk göğsü ve kıyma alacaktım. Hep beraber içeri geçelim. Bakalım, gidiyoruz. Işık açıkmış telefonun. Neler var? Hazır tavuk köfteleri var. El yapımı mantı var. Evet. Kilosu 10 lira. Bak şurada yazıyormuş, içli köfte 12 tanesi 10 euro. 10 lira. Evet, el yapımı mantı kilosu 10 euro. Şöyle poşetlenmiş halde ve tarihleri de yazıyor. Ne tarihi yapıldı diye. 11. ayın 20'sinde yapılmış hepsi bak. Nasıl? Dün bugün mü oluyor? Yapıldı. Bugün mü oluyor? Ha, günlük oluyor o zaman. Aynen. Evet, şurada da nuggetlar. İçli köfte de var şurada. Paket mantı da varmış babak 5 euroya. Evet. 4.99. Neyse. Bunu alacağım ama bunu alırım. Evet. Burası da sucuk salam reyonu. Böyle arkadaşlar. Kasabımız dediğimiz yer burası. Kullandığım pirinçler de burada ama fiyatı yok. Salçalar var, pirinçler, kuru bakliyatlar. Çiğ köfte 7 euroymuş. Kendileri yapıyor sanırsam. Burada da bugün cumartesi, bugün yine bakın toplanmak üzere. Aynen, geç kaldık. Evet, yine geç kaldık geçenki gibi. Almanya'da et fiyatlarını merak eden arkadaşlar, takipçiler için. Gel abim. Selamünaleyküm. Tabii ki. Selamünaleyküm abi. Aleykümselam ablam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı işler. Tamam, ben çekiyorum, sırayla çekiyorum. Şöyle kuzu koyun kol. Şöyle uzaktan. Hayır, Gurbette Bir Gelin kanalında YouTube sayfamda izleyebilirsiniz. Günlük vlog çekiyorum. Almanya'da gurbette yaşantımız. Evet. Kıyma fiyatları da 5.99 dana. Ben dana kullanıyorum genelde, dana kıyma. Karışık 5 euro. Evet, fiyatlar böyle arkadaşlar. Ve geçen isteyip de alamadığım boydu işte. Buydu bu, hani nohutla falan evet dediğim. O da 5 euroymuş kilosu. Şurada taze tavuk yumurtaları. Evet. Buraya evde boşalan kapları getiriyorlar şöyle yumurta şeylerini. Buradan doldurup eve götürmek için. Böyle. Kasabımız böyleydi. Hadi ben şimdi bakalım neler azdı ama ben tavuk göğsü göremedim. Yoktu herhalde. Olur. Tavuk göğsü var mı abi? Evet, şuradaymış. Sağ olun. Size 1 kilo kıyma. Evet. Dana kıyma. Dana kıyma. Nereden seyredeceğiz şimdi sonu?
YouTube sayfamda gurbette bir gelin yazdın mı çıkıyor abi. Yazsın gurbette bir gelin. Gelin. Gurbette bir gelin. Evet. Tamam. O ben oluyorum işte. Tamam. Bir kiloda tavuk göğsü. Tavuk göğsü evet. Geçen hafta ben alışveriş yapmıştım senden. Geçen toplu. Hafta gelsin mi? Evet. Gelemedim çünkü Türkiye'den kayınbabam gelmişti. Aha, sağ ol. Gel ama gitti. Gitti. Fazla durmadık. Abi. Ya, bir haftadan beri yatıyoruz. Temiz ve hijyenik arkadaşlar. Dediğim gibi güvenilir kasap. Senelerdir buradan alıp alışveriş yapıyorum. Önceden mezbahanesine de gidiyor muyduk? Bu? Ben gitmedim. Yalan evet, olmasın. Gittim de. Adres ne abi burası? Rosenbergstrasse 143. Evet. Rosenbergstrasse 143. Altona'da. Doğu Türk et kasabı. Neyse biz ben kapatıyorum arkadaşlar. Kendinize evde iyi bakın ya da sonra görüşürüz. Evde var yoksa. Arkadaşlar şöyle bayat pidelerim vardı. Onları böyle şu rondodan geçirdim. Hem buzluğuma koyarım hem de şimdi köftelerin içine atarım diye böyle hazırladım. Şimdi şöyle aldığım tavuk göğsünü şöyle göstereyim. Ufak ufak doğruyorum. Şuraya atıyorum. Ve makineden çekeceğim. Bakalım nasıl olacak. İnşallah çeker. Çünkü bu makinem bozuktu benim. Bakalım deneyeceğim. Evet oluyor. Çalışıyor. Şöyle kıyma haline getiriyorum ben bunu. Diğer parçaları da şimdi devam çekeceğim. Bunun hepsini yapmayacağım. Çünkü çok. Ama diğer kıymadan köfteyi evet hepsini yapacağım. Bunu ikiye böleyim. Yine yaparım. Şöyle. Şu yeter. Çok bile. Ama çekecek de kendini. Tamam. Bu kadar da ayırdım. Biraz daha koyayım. Eşit olsun. Tamam. Şimdi bunu böylece buzluğa koyacağım. Şimdi buna ne koyacağım? Şöyle azıcık ekmek. Bir tane yumurta. Baharat olarak kimyon. Şöyle yapayım ben. Aynısını buna da yapacağım. Buna da bir kaşık kimyon. Evet, pul biberi biraz acı olsun. Buna da. Şuna kıyma, yumurta kıracağım içine. Evet, karabiber. Buna da bir kaşık karabiber yeter. Baharat güzel olsun. Başka baharat koymayacağım. Azıcık tuz. Şöyle. Birazcık yağ. Buna da. Şuna bir yumurta. Çıkarmıştım aslında. Aa kırdım. Buna yumurta kırdım ben. Evet. Yumurta var. Şurada gözüküyor. Şuna da azıcık ekmek. Buna biraz fazla koyuyorum çünkü 1 kilo kıyma. Tamam. Bu kadar malzemelerim. Şimdi soğan. Soğana da ipli makinem var. Ondan çekeceğim. Rondodan çekmek istemedim. Çünkü su yapıyor. Suyun çıkmasını istemiyorum. Acı oluyor. Soğana da yapayım. Şimdi ben bunları güzelce yoğuracağım. Soğan aparatımı da çıkardım. Şöyle soğanlarımı yıkadım. Temizledim. Sarımsak koymayacağım. Anne köftesinde bilmiyorum sarımsak oluyor mu? Ben koymayacağım. Bir nevi anne köftesi yapıyorum evet. Tamam. Çok
nasıl doldurdum bilmiyorum. Bakarız şimdi. Hazır. Ben şimdi şunu sıyırayım. Size ses olmasın. Ben güzelce bunları bir yoğurup şekil vereyim. Arkadaşlar tavuk göğsüne, şu tavuk köftesine de azıcık köri atacağım. Çünkü tavuğa yakışıyor. Köfte de güzel bir tat versin. Aroma versin diye birazcık da köri attım. İlk önce tavuk köftelerini şöyle un, ondan sonra yumurta, ondan sonra şöyle mısır gevrekleri, onları şöyle bandırıp, cips de oluyor. Evet, chips de olabilir. Şöyle hemen kızgın yağ, evet, güzel gözüküyor, koyuyorum ve bastırıyorum çünkü şey, kalın olmasını istemiyorum. Burada patateslerim, burada tavuk köfteleri, burada da şunları yassı yapacağım. Sıra sıra kızartıyorum. Bu da çatal. Evet oğlum. Şöyle yine. Evet. Hadi bakalım. İlk burada soğan, domates, salatalık falan ayarlıyor. Arkadaşlar ben köfteleri kızarttım. Şöyle zaten çocuklar sıcak sıcak yemeye başladı. Biraz patates kızarttık. Köfteleri de elimden geldiği kadar şöyle ince kızartmaya çalıştım. Hani yanmasın veya çiğ kalmasın diye. Büyük yapacağım diye tabii ki şekil veremedim ama güzel oldu. Güzel oldu mu? Ben kendimce söylüyorum. Çok güzel. Şöyle İlknur. 10 puandan 20 puan veriyoruz. Teşekkür ederim. İlknur da şöyle bir şey hazırladı kendine. Uf diga. Maşallah. Aynen. Şunu bir resim çekeyim. Hamburger yapman diga. Bunu bir resim böyle çekeyim. Arkadaşlar. Ben benim ilk hamburgerim. İlk yediğim bu. Hı hı. Afiyet olsun kızım. Böyle arkadaşlar. Ben şu hamburger ekmeklerini yiyemiyorum. Onlar İlknur istemişti. Ve aldım. Evet, Türk marketinden aldım, buldum. Ben o ekmekleri yemiyorum ve ben pide kırdım kendime birazcık. Öyle yani. Bizim videomuz buraya kadardı. Şunu da söyleyelim. İlk burada, şöyle bir sos hazırladı. Anne, burada ben bir sos hazırladım. Bu bir sos. Ya McDonald's mı, Burger King mi, bir özel sosu. Bunlar da orada işçi medyaya verince işten kovuldu. Ya. Anne çünkü iş sırrı. Meslek sırrı. Aynen, meslek sırrı. İçinde ketçap, mayonez, zavukluk yani turşu salatası var şunlardan. Kornişon turşu şunlardan. Bir daha azıcık onun suyundan. Bir de karabiber falan. Tamam. Tadı efsane. Evet. Yalnız buradaki şey şu kornişon turşular. Şimdi bunun tadına bakayım. Tatlı olanlar arkadaşlar. Tatlı. Nasıl burada ısıracağım? Türkiye'deki gibi tuzlu değil. Neyse arkadaşlar, bizleri izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bir başka videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Arkadaşlar beğenileri unutmayalım. Abone değilsek bir de abone olalım. Kusura bakmayın, sofrada kapatıyorum ama çok yoruldum. Bundan sonra da bir şey çekmeyiz herhalde. Hayırlı akşamlar.